Evet, bir Tayland mutfağına geldim. Kızlara tavuk yapacaklar kahvaltı, yumurta, domuz salamı, domuz eti varmış dedim, olmasın. Kızlara tavuk yapacaklar. Kahve, meyve suyu 180 baht. Bu arada bugün dışarıda acayip derecede bir yağmur yağıyor. Müthiş bir yağmur var. Üzerime yağmurluğumu giydim. Islanmamak için. Zaten sesini de duyuyorsunuz. Kahvaltım geldi. Sütlü kahve. Şekerli. Portakal suyu. Şuna sütü getirdiler. Yine acayip bir yağmur var dışarıda. Evet, kadın benden ilk defa mı geliyorum diye falan eksik aldı parayı ya. 180 bahtlı kahvaltıya 120 baht aldı. İlginç. Ben acaba domuz eti istemedim, tavuk olsun diye ısrar ettim. Onlar da tavuk sosis yapınca mı düştü fiyat? Olabilir. Arka tarafta şey yapıyorlar. Şöyle yine yerel yemekler yapıyorlar en sonunda ama bu ara sokak. Benim bu diğer arkada kalıyordu. Kahvaltıyı yaptığım yer. Buralar yine oteller bölgesi. Dolaşmaya devam ediyoruz sabah sabah. Şu metro istasyonu hemen arkası. Altında zaten ana yol var. Arkadaşlar, Jimmy ile yine yollara düştük bugün. Sabahın erken saatlerinde o kahvaltıdan sonra. Ondan önce ben biraz döviz bozdurdum. Dolar bozdurdum. Jimmy'nin dünkü parasını verdim. Bizim paramızda 1000 lira değerinde ücret aldı. Zaten onun birçoğunu yaktı zaten. Yani dün bütün gün benimle birlikteydi. Artı bugün size iyi bir haberim var. Başka bir ülkenin ülkeye geçmek için bilet aldım. Otobüste gideceğiz. Jimmy ile oraya uğrayacağız. Biletin işte efendime söyleyeyim teyidini yapacağız. Yani vizemize işleri bana gerekmiyor ama işte satın almıştım internetten. Kadın dedi ki, gel dedi, bakalım dedi durumuna dedi, gerekiyor mu gerekmiyor dedi mi? Ondan sonraki günde bineceğim, gideceğim yani. Jimmy ile işlerimizi hallettik, beni otelime doğru götürüyor. Birkaç gün sonra Kamboçya yolculuğum başlayacak. Biletimi aldım. Pasaportumu teyit ettiler. Hususi pasaport olduğunu gördüler ve vize gerektirmediğini söylediler. O yüzden benim ekstra vize almama gerek kalmadığını bildirdiler. Sabah erken saatlerinde beni 2 gün sonra otelimden alacak. Ve bahsettiğim otobüslerin kalkmış olduğu bölgeden servis aracına binip otobüse binmek üzere Bangkok'tan ayrılıp Kamboçya'ya doğru yola çıkacağım. Bu arada Jimmy'yi tekrar görün. Jimmy gerçekten bana çok yardımcı oldu. Ayrıca bugün Jimmy'ye olan o dünkü gezinin parasını verdim. Bilmiyorum söyledim mi. Ayrıca bugün için beni oraya götürdü getirdi. 800 baht para vereceğim. Bir 400 baht daha kendisine vereceğim ve 1200 bahta anlaştık 2 gün için. Bu şekilde Tayland'dan ayrılmış olacağım 2 gün sonra. Durum bu şekilde. Sabahleyin sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde kahvaltımı yaptım. Gayet moralim iyi. Otobüs işini çözdük. Jimmy'ye borcumuzu verdik. Artı Jimmy'ye bugünkü götürüp getirdiği için ücretini vereceğim. Sadece ve sadece beni 26'sında otelden alıp tekrar indirim yaptı. Normalde 2000 baht istedi. Ama bana 800 baht indirimde bulundu. Sağ olsun, var olsun. Tayland'a gelirseniz eğer Bangkok'a Jimmy'yi bulun. Jimmy'nin arabası bu.
Jimmy'nin numarası. Jimmy, neresin? Numara. Jimmy'nin şeyi bu. Barkodu okuttuğunuz zaman yani anlayamazsınız belki. Burada Tayca yazıyor ama çevirebilirseniz bilmiyorum. Jimmy. Şöyle tekrar göstereyim. Jimmy'yi bulun. Okay. Tayland, Bangkok, Jimmy. Taksi hizmetinizde her zaman. Türkiye'deki buraya gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Sizi dört dörtlük, bakın elinde zaten akrep var. Tanırsınız. Böyle ben de bir dövme yaptıramadım. Jimmy'nin dövmeleri de var. Ben de bir tatu yaptıramadım. Durum bu şekilde, klimalı yolculuk yaparsınız mis gibi. Jimmy sizi avucunun içi gibi her yeri biliyor. Her şekilde götürür, getirir. Doğru mu Jimmy? Hello. Aynen. Jimmy'ye burada hem sahip çıkmış olursunuz. Çocukları var, eşi var. Onları geçindirmek için bütün gün direksiyon sallıyor. Bunu bu şekilde bildireyim. Ayrıca ben arkadaşlar, neyse şimdi onu daha sonra söylerim. Şimdi daha düştü. Neyse şey yaparız. Jimmy'nin kartı yere düştü. Durum bu şekilde. Sizi uygun fiyata götürüp getirecektir. İnanın. Başka taksiciler 2000 bahttan aşağı paranızı almazdı. Ve ayrıca biliyorsunuz beni çok güzel yerlere götürdü, getirdi. Onun yaptığını yine o gezimde 1000 baht istedi ama başkaları çok daha fazlasını isterdi. Bundan emin olabilirsiniz. Yani ben paramı verdim. Benim Jimmy ile artık şeyim kalmadı. Durum bu şekilde yani. Bilginiz olsun diye, size de iyilik olsun diye söylüyorum, yapıyorum bunu. Başka da bir şey söylemiyorum. Tayland büyük bir tamam ülke gibi görünmeyebilir ama Bangkok çok büyük. Nüfus olarak da, yüz ölçümü yani kapladığı yer olarak da bayağı bir büyük ve geniş. Burada metroyla, otobüsle gitmek bile bütün zamanınızı alır. Yıpranırsınız. Hele bir de böyle yağmur sezonunda falan geldiyseniz sıcaklık çok daha fazla artıyor ve daha fazla yıpranıyorsunuz. Ama Jimmy'nin arabasında klima da var. Zaten kaldığım otelde de klima var. Klimasız burada otel falan yok. Araba yok arkadaşlar. Hepsinin cayır cayır klimaları çalışıyor. Bunu bu şekilde söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar, şöyle bir yüzümü görün. Söyleyeceğim şeyleri hızlıca söyleyeyim. Jimmy 2 gün sonra beni kaldığım otelin önünden alacak. Ben de valizimi alıp hemen otelin önünde bekleyeceğim. Sabah saat 7'de, erken saatlerde. Kaldığım otelin ismi City Lodge. C-I-T-Y L-O-D-G-E Bangkok. Oradan bineceğim. Bunu da söylemiş olayım. Hani demin dedim ya, tam netleşmemişti, o yüzden söylememiştim. Şimdi bunu bu şekilde söyleyeyim. Kendisine işte ne bileyim bizim paramızda 1000 lira daha verdim. 200 lirasını da sonradan vereceğim. İşte o geldiğinde vereceğim ve böylece onun bana borcu var. Bir götürme borcu var. Bir de kendisi geri gelecek zaten beni bırakıp. Benim de ona 200 baht borcum kaldı. Onu da o şekilde yapacağız. İşte beni şimdi otelin olduğu yerde indirecek Jimmy. Ondan sonra da işine gücüne bakacak. İşi gücü rast gitsin. Benim de rast gitsin. Onun da rast gitsin. Böyle bir durum oldu. Bugünkü faaliyetimizde yine devam ettiği zaman, ederse ki edecek, yine küçük görüntüler halinde bunu eklerim buraya. Bu videonun konusu da işte Kamboçya'ya, efendime söyleyeyim, otobüs bileti aldım. Kamboçya'ya otobüsle gidiyorum, gideceğim yani. Konusu gibi bir şey olacak yani. Evet değerli arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Yine Leo'muzu söyledik. Leo'suz olmaz.
Cat Bar Sukhumvit var hemen karşısında. Burası da mutfak, Tayland mutfağı. Ben bu hanımefendiye iki tane tavuklu paket sipariş verdim. Tavuklu paketlerimi alacağım. Ondan sonra paket olarak ve otelimde acıktığım zaman yiyeceğim. Çünkü aç kaldığım zaman biraz sıkıntı oluyor. İki gündür akşam yemeği yemedim. Belki bir de böyle meyve suyu Mongo City Rice isterim. Yani Mongo City. Onu da gösteririm size. Durum bu şekilde. Hemen karşıda da şeyler var. Ladyboylar var. Hemen tuttular masaj şudur budur falan filan. Cat Bar şeyde. Sukumut'ta. Benim kaldığım yer de hemen buraya çok yakın. Ya bizim o taraflarda bezimiz olmadığı için hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle karşı taraf, şu camların arkasından görebilirsiniz. Oturmuşlar bak böyle. Bak burası ama. Bak bunlar hep böyle. Leo'muzu içmeye devam edelim. Buraya girmiyorlar. Burası başka bir mekan ya. Sahibi biraz ciddi. O konuda şey yok yani. Kadın işletiyor bir tane. Otoriter bir kadın. Sert bir kadın. Yanındaki 3 tane de çalışanı var. Sabah kahvaltı yaptığım yer işte benim burası. Otelime de oldukça yakın. Çok güzeldi. Ondan sonra sabahleyin ilk defa yemek yiyebildim. Tavuk yapıyor. Domuz istemedim ben. Hatta fiyatta da indirim yapmıştı. Sağ olsun, var olsun. Buraya alıştım artık. Buradan alıyorum işte. Buraya geliyorum. Yemeklerimi buradan alıp yiyorum ve yiyebiliyorum yani. Yani şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Oradakiler de yine birada satıyor. Sinka, işte ondan sonra Leo, Tijer var. Bir bira çeşidi daha var arkadaşlar. Heineken falan da satıyorlar. Buradakiler de satıyor. Oradakiler de satıyor. Durum bu şekilde. Değerli arkadaşlar, Tayland mutfağından hoş geldiniz. Tavuklu pilav. Ve gördüğünüz gibi acı sosumuz da var. Böyle poşetlere koyuyorlar bunları. İki paket aldım. Bir de Leo bira içtim. 33'lük. Hepsine 240 baht verdim. Yani bizim paramızda 240 lira. Pilavlar oldukça fazla ve doyurucuya benziyor. Bunu ilk defa yiyeceğim ama başka çeşitlerini yedim. Bunu da acıktığım zaman yemek için aldım. Çünkü ilerleyen saatlerde sorun oluyor. Odamızın içini gösterdim bilmiyorum. Şöyle görün arkadaşlar. Klima çalışıyor. Dışarıyı da şöyle göstereyim. Bugün bayağı bir yağmur vardı. Kesildi şimdi iyi ama nem var. Nem çöktü. Buralar masaj yerleri falan şu alt taraf, ön taraf komple her yer öyle. Bizim hemen bu kaldığım yerin alt tarafı şu ilerisi yine aynı şekilde arkadaşlar. Şu binaların arkası ladyboyların falan takıldığı yerler. Bizim işimiz olmuyor tabii onlarla. Burayı canlı yayında göstermiştim ama siz görmediniz. Gerçi bugün odayı temizlemeye bu saatte gelmezler de. Yine de şöyle göstereyim. İkmal ediyorlar işte kahvelerimiz, çaylarımız bittikçe. Buzdolabım burada. Biralarım var. Gördüğünüz gibi 4 tane biram kalmış. 2 Leo, 1 Tijer, Tiger. Bunu yeni aldım. Değişik bir bira. Dün içtim bir tane, çok güzeldi. Harika bir lager. Leo'ları biliyorsunuz. Bu Çenk arkadaşlar. Filli olan. Sularım var burada. Evet. Otelimizin ismi City Lodge. Bu şekilde. Şurayı falan göstermiştim. İşte kasa falan hiç kullanmadım. Kasalar falan var. Banyosu böyle. Kettle'ım var. Saç kurutma makinesiyle içişim olmaz. Burada güzel bir sıcak suyumuz
havlularımız, her şey mevcut yani, sıkıntı yok. Evet, şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Dediğim gibi diğer işleri tamamladık, sadece yemek memek işleri kaldı an itibariyle, onu da yiyeceğiz birazdan. Dışarıdan geldim ya, yine böyle bir ter bastırdı. Ay, bir ay da içtik. Bir ter bastırıyor böyle. Dün de biraz klimanın altında kalmışız arabayla gelirken. Jimmy sürekli klimayı açıyor. Ben kapattırıyorum. Sık sık sigara içiyorum, açıyor falan. Kaşıklar böyle değişik. Benim diğer türlü kaşığım da var. Şöyle uzun saplı. Evet, açalım pilavımızı. Bir kaşıklayalım bakalım. Karnımızı bir doyuralım. Arkadaşlar, bahsettiğim gibi şöyle salatalık turşusu var. Soğan, pirinç ve tavuk. Tavuktan yapılma bir pilav. Pirinç pilavı. Evet arkadaşlar, onu kaşıklayacağız. Burada da sosumuz var. Sosu da üzerine dökeriz mi artık? Ne yaparız? Ne yap bilmiyorum. Dökeriz ya. Sosu ne yapalım, üzerine dökülür. Evet. Açabilirsek tabii yani. Acı bir acı sos iyi gelir, zaten hastayım biraz. Üzerimize afiyet biraz şöyle üşüttüm. Terletir yani, iyi olur. Evet, havası dediğim gibi yani, yağmur yağ sezonu, yağmur yağıyor sürekli. Lan bir bıçak olmaması var ya. Beni bayağı bir yıpratıyor ya. Abi havalimanında falan da yani yasak işte bıçak. Evinizde falan olduğu gibi değil ki yani buralar. Otelde de nereden bulacaksın, nereden şey yapacaksın? Mümkün mü? Evet, açtık en sonunda. Şöyle bir öncelikle bir tadına bakalım. Tavuklu pilavımız. Şöyle görün. Tavukları da göreceksiniz. Yeşil soğanları da göreceksiniz. Şöyle. Bu kültürü tanıtmak yani, görün diye şey yapıyorum. Yoksa lezzetli yapıyorlar. Gittiğim yer en lezzetli, yumurta da var bunun içinde. Kızarmış pirinç olarak geçiyor. Yeşillikler, sos, yumurta, soğan, tavuk hepsi var. Bunun yengeçlisi de var. Yengeçlisi de var. Karideslisi de var. Ahtapotlusu da var. Var yani, hepsi var. Böyle acılı oluyor. Zehir gibi. İyi gelir. İyidir acıya. Tavuklar da büyük büyük, bak şöyle. Evet, hepsini boşaltalım. Tadı böyle güzel olmuyor. Bol acını. Kızarmış pirinçli, tavuklu yumurta. Üzerine ne? Cin biber mi dersiniz? Şili biberi mi dersiniz? Takviyeli. Limonumuz da var. Limon da sıkılıyor bunu arkadaşlar. Şöyle.
Her defasında iki tane de şey veriyorlar. Daha değişiklerini de yedim. Böyle iki dilim salatalık, turz salatalık veriyorlar, kesiyorlar. Bir sonra yine de belki yarın da yengeçlisini deneriz. Bu tavuklusuydu. O daha pahalı. Ama doyurucu yani. Tadı lezzeti gayet yerinde, güzel, bol acılı. Sadece işte bu soğandır falan, yeşil soğan falan çok kullanıyorlar. Onu atıp karıştırıyorlar ya. Onun böyle bir değişik bir kokusu oluyor hani. Onun dışında çok güzel. Bu şekilde haşlama tavuk güzel. Kızarmış tavuk diye belki o tavuk eti bile değildi. Videomda var. Bir ara bana sattılar, yiyemedim ya, olduğu gibi döktüm. Resmen tavuk biliyorsun, gördüğünüz gibi. Bol kepçe. Ve iyi pişmiş yani. Yine bira takviyesi alacaktım da kapalıydı. Kapanış saatlerine geliyor. Yani o da olmuyor işte. O zaman alamıyoruz. Eleven marketlerde ve diğer marketlerde de öyle. Öyle bir kanun var yani. Ama işletmeler satıyor. Doyurucu yani, bayağı doyurucu. Benim gibi bir adam doyuyorsa doyarsınız arkadaşlar. Rice pirinç demek. Chicken tavuk. Kızarmış yumurta. Kızarmış pirinç. Tavuk eti. Sebze ve acı. Terletti beni, iyi oldu ya. Klima da çalışıyor da.
şey yapsın. Buna biraz kendine gelsin. Dışarıda dursun ya. Akşam gidip dolaba koymam ya. Kaşıklarım da burada. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bu videoyu da böyle çekeyim, tamamlayayım dedim. Birazcık da işte Tay kültürü. Ha, bir de bugün aldığım sigaraları göstereyim size. Onun da takipçisi yok da. ...72 baht tada sigara var burada. Evet, şöyle. Şu kadar, şunu görün yeter yani. Uzun Camel yüzlük. 2 paket de ondan aldım. Dün bir paket Marlboro almıştım. Bu da benim Türkiye'den kalan uzun parlamentim. Her zaman standart içtiğim sigaram. Evet. Soruyorsunuz ya hani, abi kaç lira fiyat falan. 72 lira. Arkadaşlar, fiyat olarak öyle yani. Uzun Camel. Evet, terledim ya. Kısa Marlboro 110 baktı yani. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.